Herkese merhaba. İstanbul Happy Meeting girişimi tarafından hazırlanıp sunulan Şehir Happy Meeting programına hoş geldiniz. Ben Abdullah İddik. Bugün konuğum Neden Ünlü Önen ile 19. yüzyılda tarihi sanatla beraber düşüneceğim. Yüzyıl içerisinde edebiyatın, sanatın, tarihin birbirleri arasındaki sınırların nasıl berraklaştığı ve dönem ruhunun tarihi eserlerden edebiyata doğru nasıl bir akış içerisinde hareket ettiği üzerine konuşacağım. Konuğum Neden Ünlü Önen, Harvard Üniversitesi'nde tamamladığı doktora tezinde özellikle bu konuları üzerine durmasıyla dikkat çekiyor. Neden son olarak da hali hazırda İsrail'de Tel Aviv Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak çalışmalarına devam ediyor. Hoş geldiniz Neden. Hoş bulduk. Ben ilk olarak senin biraz doktora tezinden bahsederek konuya giriş yapmak istiyorum. Çünkü senin 19th Century British Encounters with the Art Object doktora tezinde aslında 19. yüzyıl içerisinde tarihin, sanatın ve edebiyatın birbirlerine nasıl yakınlaştığını ve bu konunun edebi ürünlere nasıl yansıdığı üzerinde duruyorsun. Bu aslında oldukça güzel bir konu. Bir yandan da senin de biraz belirttiğim bir nokta var. Bu aynı zamanda kaçak bir sanat tarihi tezi olarak da yorumlanabilir. Öncelikle sen bu tez kapsamında hem dönem ruhuna dair hem de 19. yüzyıla dair neler söylersin? Şimdi hani böyle aslında kültürel hayatımızın pek çok yerini organize eden temel bir fikir var. Yani o da şudur. Sanat eserleri üretildikleri dönemi yansıtırlar. Belirli bir dönemin eseridir. İşte hani atıyorum Leonardo da Vinci'yi hani Rönesans'la beraber anlarız. O ikisi birbirisi için geçişli birer anlama yöntemidir. Yani Rönesans'ı anlamak için Leonardo da Vinci'ye bakarsın. Yani Rönesans dediğim o tarihsel dönemi, Leonardo da Vinci'yi anlamak için de Rönesans'a bakarsın. Bu fikir hani mesela müzelere gittiğimizde müzelerdeki objelerin ne şekilde organize edildiğini belirler. Ondan sonra üniversitede ders açtığımız zaman o dersin aldığı formu belirler. Yani dersler genelde işte Elizabeth tiyatrosu, ondan sonra Servet Üfün'ün döneminde Türk, yani Servet Üfün'ün edebiyatı falan gibi. Yani bir tarihsel dönemle o dönemin kültürel üretimiyle ele alınır. Şimdi bu kadar hani artık neredeyse harcı alem olmuş, üzerinde düşünülmesine gerek olmayan, neredeyse otomatikleşmiş bir fikir aslında her zaman böyle değildi. Ve bu fikrin bu şekilde hem kültür sanat tüketimini hem de akademik üretimi organize etmesi temel olarak 19. yüzyılda bugün anladığımız biçimiyle ortaya çıkan bir şey. Benim araştırmam da diyeyim artık bunu. Hani bir açıdan mesela Foucault'un hani yazar nedir, ne yapar anlaması gibi, hani tarihsel dönem nedir ve ne yapar, sanat tarihsel dönem hakkında ne söyler, tarihsel dönem sanat hakkında ne söyler sorununu merkezine alan bir araştırma. Şimdi hani sizin sorunuza dönecek olursam, 19. yüzyıl, hani neden 19. yüzyıl? Hani insanlar bunun öncesinde tarih çalışmıyorlar mıydı, sanata bakmıyorlar mıydı? Tabii ki tarihte çalışıyorlardı, sanata da bakıyorlardı. Ama yani orada bir sürü farklı hani etmenin bir araya gelmesiyle gerçekten öncekilere benzemeyen yeni bir durumun ortaya çıktığını söyleyebiliriz. Bu konuda hani tarihçilerin en sevdiği açıklamalardan bir tanesi Fransız devrimidir. Yani Fransız devrimi kitlelerin tarihi anlamasıyla ilgili bir kırılma yarattı diye bir fikir var. Ki bence yani doğru bir fikir. Bunun hani edebiyat ve sanat alanındaki uzantıları da birkaç farklı alandan görebiliyoruz. Mesela şimdi bir yandan şey meselesi var, işte hani Fransız devrimi oldu, kraliyet ortadan kaldırıldı ve kraliyetten gelen bir kültürel miras var. Yani işte tablolar var, saraylar var ve bunları ne yapacağız? Hani çok radikal kimseler o zaman da hepsini yakalım köküne kibrit suyu dediler, ama sonunda biraz böyle bir ara formül olarak hani bu Fransız ulusunun kültürel mirasıdır. Biz bunu hani müze yapacağız ve orada ulusal bir kimliğin inşası için kullanacağız gibi bir fikir ortaya çıktı.
Şimdi Fransa'da durum böyle. Mesela İngiltere gibi yerlerde de tabii ki en büyük korku Allah'ım benzer bir devrim bizim ülkemizde de yaşanır mı? Bizim kelleler gider mi korkusu. Şimdi burada da yine bu siyasi gündeme cevabı biraz kültürel evrenden de üretmek gerekiyor. İşte hani Fransızlar şöyledir ama İngilizler böyledir falan diye kitaplar falan yazıyor. Ama esas olarak da hani işte İngiltere'nin kültürü şudur. Bizim kültürümüzde böyle vahşi, çirkin eylemler yoktur. Bizim fıtratımız ara yol bulmak üzerine kuruludur falan gibi o ideolojik iş biraz da hani işte İngiltere'de zamanında böyle insanlar yaşamıştı. İşte İngiltere'de Shakespeare vardı. Shakespeare bizim kültürel mirasımızdı falan gibi bir dikkat doğuruyor. Yani böyle bir az önce de dediğim gibi siyasi hatta belki ekonomik çatışma alanlarına hani kültür evreninden bir cevap olarak da doğuyor. Hani tarih budur, tarihsel miras şudur, hani sanat eseri budur falan diye. Bu da hani bu az önce bu konuşmayı açtığım fikre dönecek olursak şeyi gerektiriyor. Yani bizim hani Shakespeare'imiz var, canımız Shakespeare'imiz demeye başladığın zaman hani Shakespeare nasıl bir insandı, nasıl bir dünyada üretim yapıyordu, o dünyanın bu dünyayla benzerlikleri ve farklılıkları neler? Yani Shakespeare'i hani spesifik olarak İngiliz yapan ve Fransız gibi yapmayan şey nedir falan derken böyle bir tarih ilgisi. Yani bunun başka unsurları da ve hani buna bu sürece katkı sunan başka şeyler de var ama ortaya çıkıyor. Bir de bu anlatıda bence hani belki mevcut hani tarihsel izahlarda anlatıldığından biraz daha fazla vurgulanması gereken bir başka şey de tabii ki bu 19. yüzyılın yani sadece İngiltere'nin değil ama başta İngiltere'nin hani sömürü imparatorluğunun zirvesi olması. Durmak bilmeyen bir hani saha genişlemesi var. İşte daha çok yere kontrol, daha çok yeri ekonomik olarak denetim altında tutma isteği var. Güneşin batmadığı imparatorluğun evet. Gerçekleştiği bir dönem burası tabii ki. Ve o güneşin batmadığı imparatorluk mesela Osmanlı'ya da şöyle bir elinin altına almak istiyorum. Orada da işte hani mesela bu antikitenin tekrar hani keşfi, işte biz Yunan ve Roma imparatorluklarının kültürel mirasçısıyız. Biz onların mirasçısıysak bizim bu arazileri kontrol etmemiz lazım. Biz buraları kontrol edemiyorsak hiç olmazsa Partenon'dan mermerleri söküp götürmemiz lazım falan gibi bir ideolojik program da var. Öyle olunca da yani tarih ve sanat eserinin tarihle ilişkilendirilmesi bizim işte hani Masum Servet Tipi'nin edebiyatı, Victorian edebiyatı programlarımızdan başka ve şu an belki bizim üzerine çok fazla düşünmediğimiz başka amaçlara da hizmet ediyor oluyor. Kesinlikle. Zaten şu an işte Avrupa'ya dair, 19. dair iyi bir perspektif çizdin. İşin tabii bir de doğu tarafında Osmanlı'ya baktığımda da aslında çok da farklı bir durum söz konusu değil artık. Tarihler 19. yüzyılı gösterdiğinde Osmanlı artık birçok şeyin farkına varmış ve hani Avrupa'nın da İngiltere'nin de Fransa'nın da çok yerinde olduğunu artık doğrula doğrulta bu başına kakılarak doğrulta kabullenilmiş bir durumda. Tam da bu noktada başlayan zaten o batılılaşma hareketleri, Avrupalılaşma hareketleri gerek Fransa ile gerek İngiltere ile başlayan diyaloglarda Osmanlı'yı başka bir yere doğru sürüklüyor. Biz buraya baktığımızda da artık bu emperyal güçlerden de etkilenen ancak buna karşı da hiddetli o çaresizliği içerisinde benimseyen, kabul eden bir yer görüyorum. Biraz önce işte bahsettiğin o Fransa devrimiyle beraber İngiltere bundan çok etkileniyor. Her ne kadar olayların içerisinde olmasa da en azından kraliyet aileti tarafından işte hissedilen bir korku, bir endişe var. Buraya sıçrar mı? Çünkü nihayetinde biz şunu artık öğrendik ki bu tür toplumsal hareketler bir tür domino taşı etkisi yapabiliyor. İşte özellikle yakın tarihte Arap Baharı gibi olaylarda bunu yakından hissettik. Benzer bir durumun aslında Osmanlı'da da zaten belirli düşüncelerin olduğunu bir söylememiz mümkün. Çünkü 19. yüzyıl artık yavaş yavaş monarşinin tartışılmaya başlandığı ve
bir tür ara formül olarak yer yer işte İngiltere'deki o senato kamera sistemi, yer yerde acaba binde öldüğü daha intişareye açık bir yapının kurulup kurulamayacağına dair tartışmaların, idari tartışmaların da olduğu bir yüzyılı beraberinde getiriyor ki işte en başta sayacağımız edebiyatçı kimlikleriyle, Batı'nın hayatı kimlikleriyle de ön planda çıkan Namık Kemal, Diya Paşa ve Ali Nuavi bu konuda oldukça alevli tartışmaları da beraberinde getiren isimler. Zaten özellikle Diya Paşa ve Namık Kemal belirli bir dönem İngiltere'de, Londra'da yaşamaları hatebiyle, Ali Nuavi de daha alevli bir kişi olarak Fransa'da, Paris'te yaşamasıyla dikkat çeken, hatta Ali Nuavi zaten ilerleyen yıllarda bir tür devrim hareketine de girişecektir ve ölümü de bu anlamda biraz ürkütücü, korkutucu olacaktır. Dolayısıyla aslında bu monarşi, bu meşrutiyet tartışmalarının Osmanlı'da da yakından takip edildiğini ve Osmanlı, Müslüman Türk aydınları tarafından da yer yer tabii o kadar ileri gitmemekle birlikte, çünkü burada kraliyetin, monarşinin dini bir yönü de vardır. Halifelik vasfı da vardır. O yüzden çok derine inmemekle birlikte bu tür tartışmaların da aslında başladığını, ortaya çıktığını bir söylememiz mümkün. Bir de benim özellikle dikkatimi çeken noktalardan birisi de aslında az önce de bahsettiğin Leonardo da Vinci, Rönesans'tır. Rönesans, Leonardo da Vinci'dir. Hani onlar birbirlerine yansımış, birbirlerini birlikte var etmiş meselelerdir. 19. yüzyıl Türk edebiyatını, işte Osmanlı edebiyatını düşündüğümde de benzer bir durum aslında burada da var. Özellikle de edebiyat tarihi bağlamında Hippoliten diye çok meşhur, çok büyük bir isim var ki bunun Türk edebiyat tarihi yardımlarının özellikle ilk döneminde ne kadar etkili olduğunu biliyorum. Tanpınar'a gelene kadar ki edebiyat tarihleri genellikle işte Esner, Yadar, Dönem üçlemesi arasında gidip gelir. İşte bir yadarı veya bir eseri kaleme alındığı dönemden bağımsız bir şekilde düşünemeyip düşüncesi çok kuvvetli bu dönem içerisinde. Ki işte Abdülhalim Memduh Efendi'nin kaleme aldığı edebiyat tarihinde bu düşüncenin ağır iyi düşünceleri var. Tam da bu noktada işte artık buradan da yavaş yavaş edebiyata, sanata kayan bir görüş, bir düşünce var. Çünkü artık tarih ve sanat etleri, tarih ve edebiyat birbirlerinden farklı düşünülemeyecek bir boyuta varıyor. Tam da burada zaten senin hem tedine hem de bu konuşmanın odak noktası olan tarihi sanatla beraber düşünme noktasına geliyoruz. Bu anlamda hem işte senin İngiltere ve Fransa'ya dair 19. yüzyıla dair çizdiğin perspektif hem de benim biraz katkı sunmaya çalıştığım Türk edebiyatına dair perspektif dikkat çekiyor. Peki burada biraz şeyden de bahsetmek istiyorum. Gene bu geçişkenliği göstermesi bakımından Osman Hamdi Bey, senin TED'inde özellikle üzerinde durduğun ve Türkiye hem resim sanatı bağlamında hem de işte müzecilik, arkeoloji çalışmaları bağlamında çok önemli bir isim. Onun da sanırım yer yer işte İngilizlerin ve Avrupalıların hoşuna gitmeyecek icraatleri de var. İşte burada arkeoloji müzesi kurmak gibi, bu topraklardan çıkan sanat eserlerini yine bu topraklarda tutmak gibi çeşitli düşünceleri, arzuları var. Ki daha sonra bu tabii Sultan'ın da ona ayına alarak işte bazı şeylerin de temelleri atılıyor. Sen hem TED'in bağlamında hem de 19. yüzyıla ait doğulu oryantalist bir figür olarak Osman Hamdi Bey'e dair neler söylersin? Bu senin bu Victoria dönemi çalışmalarının bağlamında da nasıl bir anlam ifade ediyor? Şimdi bu soruya biraz az önce söylediklerine de bağlantı kurarak cevap vereyim. Şimdi yani hani bir yandan gerçekten hani 19. yüzyıl Osmanlı aydınlığının böyle bir aşağılık kompleksi var, yani işte Batı her şeyi çözdü, biz neden geri kaldık vesaire diye. Ama tabii ki bu hani geri kalmışlık söylemi de hani şey demiyorum, yani onun bir materyal temeli yok, hani tamamıyla kafalarındaki bir kompleks demiyorum, ama bu tür fikirlerin mevcut olmasının hani başka bir yine ideolojik, politik, ekonomik bir zemini var. Yani mesela şimdi bu sanat eserlerinin tarihle ilişkisi dendiği zaman ilk düşündüğümüz şeylerden bir tanesi sanat eserlerinin restore edilmesi konusu. Çünkü hani mesela özellikle mimari ve büyük hani prodüksiyon gerektiren eserler için işte hani atıyorum 13. yüzyılda bir katedral planı çizilmiş. Ondan sonra kilisenin parası bitmiş. 200 yıl beklemişler. 15. yüzyılda o orijinal plana biraz sadık kalarak, biraz da sadık kalmayarak o katedrali inşa etmeye başlamışlar. Ama ancak 17. yüzyılda bitmiş falan filan. Şimdi sen bu katedrali restore etmek istediğin zaman hani hangi tarihsel döneme uygun bir şekilde restore edeceksin? Bir mesele. Bu mesele de
Bugünden geriye dönüp baktığımızda belki böyle şey, hani bir toplu iğnenin tepesinde kaç bir melek durabilir falan gibi bir tartışma gibi gözükebilir. Ama 19. yüzyıl toplumu için o, mesela İngiltere'de bayağı aslında ateşli tartışmalar doğuran bir şey. Çünkü yine şey böyle bir 19. yüzyılın ortasında dev bir kilise restorasyon hamlesi başlıyor. Gothic Revival deniyor buna. Ve bunlar böyle işte her şeyi, yani orijinal yapıya ait olmayan her şeyi şöyle güzelce ayıklayalım ve o temiz, pür, pak forma ulaşalım gibi bir arzu içerisindeler. Ama bugün yine 19. yüzyılın önemli hani sanat teorisyenleri diyelim, Ruskin ve William Morris'in fikirleri biraz daha kabul gören fikirler ve bunlar da diyorlar ki, yani hani bu binaya 18. yüzyılda yapılan bir ekleme de bu binanın tarihsel dokusunun bir parçasıdır. Lütfen kafanıza göre onu bunu çıkarıp bunu orijinal tasarıma döndürmeye çalışmayın. Yani bir binayı muhafaza etmek, bu binanın yapısal bütünlüğüne saygı duymak bu demek değil diyorlar. Şimdi bunu neden anlattım? Yani hani mesela 19. yüzyıl İngiltere, işte tarih, sanat falan dediğimiz zaman orada hani böyle bir teleolojik anlatı var. Yani işte Gothic Revival'cılar bu konuyu tam anlamadılar ama Ruskin ve Morris geldi, düşmanı yendi diye bir şey. Ama yani işte mesela Osmanlı'da hani efkaf sistemi var. Binalar yerel halkın istek ve ihtiyaçları doğrultusunda hani aşağıdan yukarıya tamir ediliyor. Çoğu binanın da hani yapısal bütünlüğüyle çok oynanmıyor. Yani hani Ruskin ile Morris'in yapalım dediği şeyi Osmanlılar yaptığı zaman bunun adı Osmanlı, hani bu binaya değer vermiyor, işte antik Yunan'a merak duymuyor falan filan. Yani demeye çalıştığım şey, hani bu geri kalmışlık anlatısının böyle bir hani çift taraflı yanı da var. Ama şey kesinlikle doğru, yani hani işte yani hatta bunun hani böyle bir şey ilmi adı da var, oksidantalizm diye. Nasıl evet. Ki hani oryantalizm Batı'nın tahayyülünde hayali bir doğuysa, Doğu'nun tahayyülünde de işte bu bütün meseleleri çözmüş harika bir Batı var. Ve hani bu fikirlerin Batı'dan Osmanlı'ya gelmesinin şöyle ikinci bir katmanı da var haliyle. Bunu da genelde şey Usama Makdis'i çalışıyor. İşte Osmanlı oryantalizmi diye. Orada da bir merkez periferi ayrımıyla, işte biz merkezde İstanbul'daki beyaz Türkler çok batılı, Avrupa'yı ve ileri ve medeniyiz. Ama bu işte uzak illerdeki Araplar, ah o Araplar falan diye bir yani hani ithal edilen şeylerin içinde bu tür bir şarkiyatçı bakış da var. Şimdi Osman Hamdi'ye gelecek olursak, Osman Hamdi'yi bir yandan yani bu arkeolojik mirasın anlaşılması konusunu gerçekten hani böyle bir batılı ilim insanı gibi anlıyor ve o da esasında bu mirasın bu topraklardan ayrılmamasının, işte arkeoloji müzesine yerleştirilmesinin, bu konuyla ilgili hani yasal düzenlemelerin temelinde yatan şey. Öte yandan hani şimdi nasıl az önce böyle bir tarih çeşitli hani ideolojik işleri yapıyorsan eseri de bunlardan nasibini alıyor dediysek, mesela bu yine benim kendi araştırmam değildir. Ben de Shaw'un araştırmasını anlatıyorum. Şimdi mesela Arkeoloji Müzesi'nin ilk organizasyonuna baktığımız zaman eserler hep şey olarak kataloglanmış. Yani işte bu işte Apollon'un başı işte Musul'dan geldi. Bu işte Diana'nın kolu Side'den geldi filan diye şeyler. Yani orada müze böyle bir
tarihsel anlatı içerisinde değil, coğrafi anlatı etrafında kurulmuş. Yani bu imparatorluğun şu köşesinden geldi, bu imparatorluğun bu köşesinden geldi diye. Ve şimdi bunu da şundan anlattım. Az önce dediğiniz gibi, şimdi bu tartışmalar, hani Osmanlı'nın monarşiyle ilişkisi, işte hani Tanzimat şu bu falan filan gibi meselelerine paralel olarak, yani hani müzeyi bu şekilde organize etmeyi ben de şöyle okuyorum. Bu yani hani işte Tanzimat Aydın'ın belki hani genç Türklerin vesaire birbiriyle eşit konumlandırılmış hani imparatorluk tebaasını tahayyül etmesine de olanak tanıyan bir şey yani. Hani imparatorluk bir sürü farklı coğrafyanın, bir sürü farklı kimliğin bir araya gelmesi demek. Müzede hani onu dramatize eden bir yer oluyor diyor. Yani o açıdan hani şey, herhalde bu tür süreçler için hani işte atıyorum müze emperyalist bir oyundur ya da hani tarihselleştirmek her zaman şöyle bir amaca hitap eder demekten ziyade hani böyle yerde tam olarak ne oluyor? Yani Osmanlı için müze kurmak ne demek? Osmanlı için arkeoloji ne demek? Hani hatta belki o soru bile çok geniş de hani 1882 yılında Osman Hamdi yani 1881'de geldi başına da hani müzeyi Hümayun'un başına geldiği zaman ne hamlelerde bulunmuş ve bu hamleler ne anlama geliyor falan gibi biraz daha yerden düşünmek gerekiyor herhalde. Tabii çünkü onun hem devraldığı bir miras var hem de o bu mirasını nasıl bir şeye dönüştürüyor, nasıl kullanmayı tercih ediyor. Bu zaten hani hem onun müzecilik anlayışıyla örtüşen bir şey hem de Osmanlı aydınları içerisinde de Osman Hamdi'nin özel bir yeri var. Çünkü kendisinde hem bildiği yabancı diller hem işte Avrupa ziyaretleri, İngiltere, Oxford'dan işte Fahri Doktor'u almış önemli bir isim mesela bakıldığında. Osman Hamdi Bey'in ürettiği farklı bir oryantalizm var. Özellikle resimlerinde bunları görmek mümkün. Ancak buna paralel bir şekilde Osman Hamdi Bey'in iyi bir Batı edebiyatından, Batı eğitiminden geçtiği ve Batı'yı gerçekten orada görerek tanıdığını söylememiz mümkün. Bu anlamda Osman Hamdi Bey o eğitimle büyümüş, o eğitimi almış, o müzecilik geleneğini özümseyebilmiş bir şahsiyet. Bu anlamda zaten farklı yönleriyle de ön plana çıkıyor. Ya o konuyla ilgili bir anekdot anlatacaktım. Şey kendim konuşurken anlatmayı unuttum. Şimdi tekrar aklıma geldi anlatayım. Böyle Cumhuriyet'in ilk yıllarında yazılmış müzecilik tarihlerinde Osman Hamdi ile ilgili anlatılan şöyle bir şey var. Bence bayağı yani şey hani bu Batı eğitimini almış, Batı formasyonunu özümsemiş ve belki de bu nedenle yani neredeyse Osmanlı bürokrasisinin içinde yalnız kalmış Osman Hamdi fikrinde hani destekleyen bir şey. Şimdi Zağalı Osman Hamdicik bu arkeoloji müzesini canlı başla koruyup hani ihya etmeye çalışırken Abdülhamit böyle bir egzotik kuş koleksiyonunu mu elde ediyor? Böyle bir durum oluyor ve onları da işte madem sen müze kuruyorsun al bunları da müzeye koy diye şey Osman Hamdi'nin başına vela ediyor. Osman Hamdi de yani hani böyle şey dünyanın yani en hani inanılmaz zor bir kazıyla imparatorluğun bir ucundan hani yüzlerce kişiyi çalıştırarak çıkarıp trenlerle zor, güç bela şey İstanbul'a transfer ettiği 3-4 bin yıllık sanat eserlerini kuşları üstüne pisletmek istemediği için kuşları gizlice boğdurup saray burnundan denize attırıyor. Ve sonra kuşlar öldü efendim işte hani müzeye koyamayacağız falan diye bir şey yapıyor. Yani şimdi bu konunun temel anlatısı şu tabii ki yani işte hani orada batılı bir formasyondan geçmiş seçkin aydın Osman Hamdi ve etrafındaki tam olayı anlamamış insanlar. Ve bu anlatı da yanlış bir anlatı değil ama herhalde şey ben kendi araştırmamı bundan sonraki yönleri için biraz da şunlarla ilgileniyorum. Yani hani müze budur ve Osmanlılar da müzeyi anlamadı demeyelim de Osmanlılar müzeden ne anlıyorlardı ki al bu kuşları da o eserlerin tepesine koy diye düşünebiliyorlardı diye bakmayı istiyorum yani.
Buna ben de bir anekdot ekleyebilirim belki. O da şeyle gene 2. Abdülhamit, işte zaten 19. yüzyıl deyince herhalde akla gelen en başat Osmanlı figürlerinden birisidir. Yani 2. Abdülhamit işte bu dönemde gerek Osman Hamdi Bey'in gerek Avrupa'dan gelen arkeologların bütün bir Orta Doğu coğrafyasında işte Filistin'de, Mısır'da, Anadolu'da çeşitli aramaları var ve bulduğu etnerler var. Tabii bu dönem 2. Abdülhamit'in de bir tür denge politikası güttü ve Avrupa devletleriyle aralığını sıklıkla iyi tutmaya çalıştığı bir dönem. Bu süreçte de tabii karşılıklı hediyeleşmeler var. İşte oradan, imparatordan gelen bir hediye var. Ona karşılığında bir şey vermek gerekir vesaire. 2. Abdülhamit'in mesela Avrupa'da çeşitli krallara, işte kraliçelere hediye ettiği çeşitli tarihi eserler var. İşte gerek Topkapı Sarayı'ndan gerek işte bu tür çalışmalarda kadınlarda bulunan çeşitli eserler. Aa bak bu senin kültürüne aitmiş, bunu sana hediye ediyorum dedik. Özellikle mesela sanırım Avrupa, Avusturya Macaristan Kralı'na hediye ettiği çok değerli yazmalar, Macarca metinler var. Mesela bunların hepsi Topkapı Sarayı'ndan işte 2. Abdülhamid'in özel izniyle, özel isteğiyle Macar Kralı'na hediye edilmiş metinler, ürünler mesela. Yani bu tür gene de mesela herhalde bu Avrupalılara çok anlam veremediği bir durumdur. İşte bir müddedeki tarihleri hediye etmek. Gerçi bu tabii bugün için başka tartışmaları da beraberinde getiriyor. İşte bu aslında nereye ait bugün için gibi, hangi kültüre ait, hangi müddeye ait tartışmaları. Özellikle British Museum konusunda bunu tartışmak mümkün. Bu anlamda önemli. 2. Abdülhamit'in sanattan, tarihten, arkeolojiden ne anladığını bir de anlatan bir şey bana kalırsa. İkincisi söylemek dediğim bir diğer şey de aslında bu restorasyon çalışmalarıyla alakalı. Dediğin şey çok doğru ve çok anlamlı. Çünkü yakın zamanda işte Notre Dame yangınından sonra tekrar aslında bu tartışmalara bir anlamda geri dönüldü. Çünkü evet şimdi Notre Dame yeniden restore edilecek ama hangi Notre Dame restore edilecek? İşte yangından önceki son hali mi? Yoksa mesela bunu bir tür fırsat bulup işte 19. yüzyıldaki orijinal planlar mı? Veya aslında ilk planlanan Notre Dame'ı mı tekrar yapmalıyız? Hangisini geri getirmeliyiz? Burada mesela çeşitli spekülatif görüşler de vardı. İşte Macron'un bilerek yaktırdığını, çünkü aslında hani normalde inşaatı tekrar işte 19. yüzyılda çeviremeyeceği ama işte bu yangını bahane ederek işte tekrar orijinal binayı yapabileceği şeklinde bayağı spekülatif tartışmalar da vardı. Tabii buradan bir şey çıkmadı ama bu beraberinde bu tür aslında önemli soruları da beraberinde getiriyor. İşte hangi restorasyon, hangi Notre Dame? Yani bu önemli bir konu gerçekten. Bu tür ne diyelim güncel olaylarda bir de bu tekrar tarihi konulara tekrar dönme şansını veriyor. Bu anlamda da bence tartışmaya değer önemli bir konu. Bu Notre Dame'la ilgili olarak mesela ben bu Macron komplo teorisini hiç duymamıştım. Bence orada çok ilginç olan bir başka nokta da şu. Yani mesela tarihin bu noktasında insanlar neden Macron'un Notre Dame'ı 18. yüzyıldaki planına döndürmek istediğini düşünüyor olabilirler. Yani hani Macron'la ilişkilendirilmiş nasıl bir tarih vizyonu var ki Macron'un böyle bir gizli ajandası var ve Notre Dame'ı yaktırarak onu 18. yüzyıla dönmeye çalışıyor. Bu tabii ki hani şeylerden bağımsız değil yani. Hani şu an hani yine çok harcayacağım bir şey söyleyeceğim ama Avrupa'da yükselen işte sağ, işte hani böyle içine kapanış, yabancı düşmanlığı vesaire vesaire. Yani 18. yüzyılda bizi tam hani Fransız devriminin öncesine götürecek. İmparatorluk çağına. Evet yani o hani İşte tam da senin dediğin gibi yani o işte hani Fransız imparatorluk, işte aristokrasi, belki hani ırksal bir saflık, bu yabancıların elimine edilmesi falan filan gibi. Yani o açıdan her zaman hani insanlar tarihten ne anlıyor, sanat eserinin tarihle ilişkisinden ne anlıyordan dönemin ruhuna dair ilginç bir şey duyuyoruz yani. Tabii ben bunu söylerken de yine hani bir kültürel üretim alanını bir tarihsel periyoda bağlamış oluyorum ama ondan da kaçmak biraz zor herhalde. Tabii yani zaten benzer durum Türkiye'de de işte Rusya'da da yani bu sonuçta daha sadece Avrupa'da değil hatta şu an Amerika'da dahil bütün bir dünyada tekrar yükledi işte. İşte Türkiye'de de bazı işte ne bileyim mesela Harbiye'de yukarıda surların içerisinde bir anda 16. yüzyıldaki işte bir cami, burada cami vardı diyerek işte sahnenin ortasına cami yapılabiliyor mesela. Çünkü burada bu vardı denilerek mesela. Bu bir tür işte siyasi malzeme, politik malzemeye de dönüşebilecek nereden yaklaştığına dair önemli bir konu. Bu da işte
tarihle sanatındaki bunları daha da ne diyelim ortadan kaldıran ve işte tarihin de aslında ne kadar nihayetli bir şeye dönüştürülüp nasıl kullanılabileceğine dair de önemli bir malzeme bana kalırsa. Buradan biraz da aslında edebiyata geçebilirim. İşte sanatın bir diğer kolu olarak. Çünkü edebiyata yansıyan tarih de edebiyatın kullanılma biçimi de bu anlamda oldukça çarpıcı. Metanatenin, Hardy Metanatenin TED'inde de önderlik üzerinde durduğunu önder bir ettim. Ben belki işte buna Türk edebiyatı bağlamında daha sonra çeşitli katkılar da yapabilirim ancak 19. yüzyıla dair tarih ve tarihi sahneler mesela edebiyata nasıl yansımış, orada nasıl bir kentine karşılık bulmuştur? Şimdi 19. yüzyılın önemli yani şey edebiyat olayı hani tarih bağlamında düşündüğüm zaman tarihi roman diye bir formun ortaya çıkması. Zaten hani şey bu hani Fransız devrimi işte insanların tarihe bakışını değiştirdi falan filan. Bunlar biraz hani yani sadece o değil de Lukács'tan da gelen şeyler. Lukács'ın bunları söylemesinin nedeni de hani bu tarihi roman dediğimiz şeyin niye tam Fransız devrimi ertesinde ortaya çıktığını izah etmekle ilgili bir şey. Şimdi yani burada genel kültürel bir akım vardı ve edebiyat ona mı eklemlendi? Yoksa edebiyat burada hani direksiyonu eline alan, belki dümeni ele alın demek daha doğru olur. Şey miydi hani bunun tartışması sürüyor ama temel olarak şunu diyebiliriz. Yani İngiltere'de Walter Scott tarihi roman diye bir formun kurucu ismi olarak görülmeye başlıyor ve sadece yani birincisi romanı saygıdeğer ve entelektüel bir kültür sahası haline getiriyor. İkincisi de yani tarihi temsil etmek ne demek? Bir şeyin tarihsel gerçekliğe saygı duyması ne demek? Bununla ilgili fikirlerimiz aslında büyük ölçüde Walter Scott'ın tarihsel romanla yaptığı şeyden ortaya çıkıyor. Yani şimdi böyle söyleyince biraz soyut kaldı ama şöyle bir şey düşünelim. Mesela tarihi film diye bir şey var. Ve bu tarihi filmde atıyorum işte 8. Henry'i görüyoruz. İşte hani kostümlere falan bakıyoruz. Aa çok güzel, tarihi çok iyi anlatmışlar falan diyoruz. 8. Henry orada bir hani şişe kola içiyor olsa hepimiz işte aman tanrım inanılmaz bir hata diye bu yapımı eleştiririz. Çünkü bizim hani tarihi gerçekçi bir şekilde anlatmaktan anladığımız şeyin içerisinde tarihsel objeleri doğru kutulara yerleştirmek diye bir şey var. Ama hiçbirimiz yahu 8. Henry zamanında kamera diye bir şey var mıydı? Bunun hani filmi nasıl çekiliyor olabilir demiyoruz. Çünkü tarihi anlatmakla ilgili fikirlerimize dahil olan şey hani temsilin teknolojisi ya da formu değil yani içerik ve o içerikte de kimi şeyler. Yani mesela 8. Henry'nin etrafında muhtemelen çok güzel fönlü kızlar var. Yani o zaman fön var mıydı arkadaşlar da demiyoruz. Ama hani kola içse bozuluyoruz falan gibi. Yani tarih tam olarak nerede ve tarihi yansıtmak için neyle oynayabilirsin, neye sadık kalman lazım. Bunun parametrelerini belirleyen şeylerden bir tanesi dediğim gibi Walter Scott ve tarihi roman. Ve yani bugün artık bize bu şey edebi ve sanatsal türlere çok fazla maruz kaldığımız için yani kimse bize hani Henry 8. Henry'yi anlatan bir filmde kola olamaz ama fönlü kadın olabilir diye öğretmese de neredeyse hani içgüdüsel olarak bildiğimiz şeyler esasında 19. yüzyılda epey tartışılan şeyler. Yani işte hani tarihi romandaki karakterler eskisi gibi konuştular. Bu doğru mu? Ondan sonra ortografik olarak konuştukları onların konuştuğu şekilde yazıldı. Spelling yani şey yani o harf konvansiyonları. Bu doğru mu? İşte ama o zaman roman yoktu. Peki buna ne demeli falan diye. Bunlar çok tartışılıyor o dönemde. Bence mesela çok ilginç ve güzel bir örnek. 19. yüzyılın sonunda
böyle bir fotoğraf topluluğunda şöyle bir tartışma doğuyor. Yani daha doğrusu şöyle bir şey oluyor. Şimdi 19. yüzyılın ortasında birçok fotoğrafçı edebi karakterleri hani fotoğraflayarak kendilerine kariyerler inşa ediyorlar. Yani işte şey hani işte iki genç ele tutuşuyor, altına Romeo ve Juliet yazıyorsun ve bu Romeo ve Juliet fotoğrafı olarak dolaşıma giriyor falan. Ve yani fotoğraf toplulukları içerisinde çok ateşli bir tartışma doğuyor. Bu tartışmanın zeminlerinden bir tanesi de şu. Yani şimdi Romeo ve Juliet fotoğrafı diye bir şey olamaz. Çünkü Romeo ve Juliet diye insan yok. Ama yani hadi Anna Karenina fotoğrafı neyse de Romeo ve Juliet fotoğrafı hiç olmaz. Çünkü Anna Karenina'nın yazıldığı dönemde fotoğraf teknolojisi var. Ama Romeo ve Juliet'in yazıldığı dönemde yok. Yani hani illa birinin fotoğrafını çekecekseniz Anna Karenina'nın fotoğrafı, yani Anna Karenina'nın fotoğrafını çekin diye bir öfke doğuyor. Yani şimdi biraz konuyu uzattım ama dediğim gibi daha sonra hani pek çok tarihi, ekonomik, siyasi alana yayılan hani tarih nedir, nasıl anlatılır falan filanla ilgili şeylerin çok canlı olarak tartışıldığı ve üzerine düşünüldüğü bir alan edebiyat. Bir de az önce söylediğim bir şeye daha bağlayarak lafı toparlayayım. O da şu. Şimdi az önce şey dedim yani böyle tarih şudur, tarihselleştirme bunu yapar falan gibi. Yani yukarıdan ve soyut bir şekilde konuşmamak lazım. Daha zemine inip hani bu zamanda şu bağlamda şu insan böyle yapmış. Buna cevaben başka bir kültürde böyle bir uygulama doğmuş demek lazım. Yani o zemindeki hareketleri görmek için aslında edebiyat çok güzel bir yer. Çünkü edebiyat yani böyle bir soyut kuramlar ya da anlık hani görüntüler değil de insanlar, sosyal adetler, alışkanlıklar, davranışların falan zaman içerisinde birbiriyle nasıl bir ağ olarak etkileştiğini gördüğümüz bir yer. Yani özellikle roman gibi şeyleri düşündüğümüz zaman. Yani hani insanlar sanatı nasıl kullanıyordu, nasıl anlıyordu ya. Bazı başka alanlardan daha iyi anlatan da bir yer diye düşünüyorum. Kesinlikle bunu belki biraz da şeyle de düşünmek gerekir. Bu çağın türü zaten romandır. Roman artık burada nirve yapmış artık edebi akımlardan birçok işte yazar gruplaşmalarına dair de kadar birçok hani alana yayılmış. Hani beraberini birçok taraftarı getirmiştir. Zaten neredeyse hayata dair bütün tartışmalar zaten bu süreç içerisinde özellikle roman türlerinden tartışmaya açılmıştır. Birçok yazar işte kafasındaki fikir neyse onu yarattığı karakterlerle, yarattığı sahneler, atmosferlerle zaten romana taşır. Bu anlamda romanın ve dolayısıyla da edebiyatın hem bu siyasi tartışmalarda hem bu tarih tartışmalarında hani bir tür sahne, bir tür arena olarak kullanıldığını bir söyleyebiliriz mesela. Peki tam da bu noktadan devam etmek istediğim için soruyorum. Mesela bu devrin öne çıkan yazarları mesela senin hem tezin kapsamında hem de araştırmaların kapsamında neler oldu ve bu kitaplarda, bu eserlerde işte sanat eserleri biraz gerek obje olarak gerek bir tartışma konusu olarak kendilerine nasıl bir görünüm alanı kazandılar? Yani bence şey çok haklı ve doğru bir tespit. Yani hani roman 19. yüzyılın arenası, yani önemli ne oluyorsa romanda oluyor. Ama mesela şurası da bence bayağı ilginç. Olan şeylerin romanda olmasının nedeni romanın çok saygın bir şey olması. Hani işte eleştirmenlerce çok beğenilmesi, edebiyat öğretmenlerinin aferin çocuklar roman okuması demesi falan değil. Yani romanın esas olarak bu önemi çok popüler bir form olması. Herkesin eğlenmek için romana gitmesiyle ilgili bir şey. Yani bunu bazen sınıfta ders anlatırken öğrencilerime de söylüyorum. Yani hani romanı böyle işte oturdum ve Dostoyevski okudum ve akıllandım ve kültürlendim gibi düşünmemeleri lazım. Çünkü 19. yüzyılda roman daha ziyade böyle hani TikTok videosu, işte Netflix dizisi. Popüler bir tür. Evet yani ve hani şey aslında romana şey eklemlenmiş bir kültürel prestij yok yani. Hala en saygın şey şiir.
hani entelektüel oturaklılığı olan kişi şair. İşte İngiltere'nin bir poet laureate, yani hani ulusal şairi var. O hani böyle bir ozan olarak kültürel iklim hakkında yorum yapıyor. Romancı hani işte böyle şey, hızlı hızlı hani televizyon dizi yetiştiren insan gibi bir şey. Burada ama, belki şeyi de söyleyebilirim zaten aslında bu roman kültürü bağlamında da önemli. Ya bu romanları zaten çoğu anda gazetelerde tefrika ediliyor. Evet, evet. Dolayısıyla belki biraz gazeteciliğe de yakın, belki biraz işte maddi karşılığı da var. Mesela şairliğin bu dönem içerisinde maddi bir karşılığı yok. Hani şair şiir yazarak kalem, para kazanmıyor. Ancak bir romancı bu gazeteye yazarak aslında para kazanıyor. Belki bununla beraber de düşünülebilir. O da hani bir tür saygınlığa dair bir ipucu, bir anekdot olarak belki değerlendirilebilir kafamında. Yani işte şey gibi, Netflix yazarı falan diye o yüzden dedim. Yani hani şimdi mesela romancının kazandığı para günümüzde ortada, Netflix yazarının kazandığı para ortada. Yani orada bir şey var. Ama hani tabii ki romancı zaten romanından para kazanmadığı için ben işte 10 sene oturdum, araştırdım, işte arşivlere girdim falan diye bir roman yazabilir. Ama dizi yazarının mesela, hele de televizyon üretim yapıyorsa, her hafta 2 saat dıt 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 üretim yapması lazım. Şimdi 19. yüzyıl romanına sanat nasıl giriyor? Ben kendi tezimden yola çıkarak düşündüğüm zaman, yani aslında benim tezim çoğunlukla hani bugün edebiyat kanununun merkez taşlarını teşkil eden Thomas Hardy, işte George Eliot, Henry James gibi yazarlar üzerinden işliyor. Ki bu da hani bu tezin atıyorum kitaplaştırması sürecinde tekrar düşünülmesi gereken bir şey. Çünkü yani Henry James'in son dönem romanlarından ticari olarak çok daha başarılı ama şu an hani ismi çok bilinmeyen sansasyon romanı falan diye türler var ve bu türlerde de aslında sanat eseri görüyoruz. Ama ben şey biraz kendi akademik ilgilerime benzer akademik ilgileri olan romancıları seçtiğim için yani şey örneklemim belli bir istikamete doğru biraz yani fazla ağır basmış olabilir. Şimdi bu saydığım isimler içerisinde belki hani şimdi böyle saydığımda da ayrıca dikkatimi çeken bir şey. Bu insanların tamamının kültür sahası diyebileceğimiz şeyin tamamıyla ilgili üretimi olan, fikir üreten ve o sahanın tamamıyla ilgili söz söyleme hevesi olan insanlar olması. Yani çünkü hani bu konuşmalarda ben bunu açıkça ifade etmedim ama hani dolaylı yoldan anlaşılmıştır diye düşünüyorum. Benim araştırmamda hani sanat böyle tek başına hani görsel sanat gibi değil de yani hele de 19. yüzyılda zemindeki insanların da anladığı biçimiyle yani hem edebiyat hem resim hem heykel hem mimari bunların tamamı. Öyle olunca da yani romana bakıyorum ama yine de ilgileri romandan başka alanlara da sıçrayan insanlara bakıyorum. Şimdi George Eliot özelinde Romola diye bir romana bakıyorum. Bu romanda yani 19. yüzyılda yazılmış ama olaylar 1492'de başlıyor ve yani Rönesans İtalyası'nda geçiyor. Yani bir tarihi roman. Ve aslında Romola'nın etrafında şöyle bir hale doğuyor. George Eliot bu kitabı yazmak için o kadar fazla araştırma yapmış ki kitap bilgiden, yani bilginin ağırlığından çökmüş. İçinde hiç canlı bir şey, bir insan kalmamış. Sadece böyle kuru bir ansiklopedi gibi haline dönmüş diye. Hem kitabın yayınlandığı dönemde yaygınlaşmış bir kanı var. Hem de bugün hani bir 19. yüzyıl edebiyatı çalışan insanların kitapla ilgili genel olarak düşündüğü şey bu. Yani benim orada yaptığım şey ise aslında yine bu 19. yüzyılın siyasal kültürü iklimi ışığında George Eliot'ın yaptığı tarihsel araştırmanın nasıl yanlış olduğu ve işte mesela
orada böyle Tito diye bir karakter var. Bir yani Floransa'daki Duomo'nun önünden yürüyor ve ben bu kiliseye bakmak istemiyorum. Ben zaten böyle çirkin kiliseyi Konstantinopolis'te çok gördüm falan gibi bir şey diyor. Benim orada gösterdiğim şey de yani hani 15. yüzyılda bir Yunan ya da Rum diyelim ona karakter hani İstanbul'daki bir kilise için böyle konuşmaz. Niye konuşmaz? İşte çünkü o kilise bu kiliseye benzemiyor. İşte o zaman insanlar böyle düşünüyor, şimdi böyle düşünüyor. Ve yani esasında Bizans sınıfı ile ilgili bu negatif fikirler Bizans topraklarının büyük ölçüde Osmanlı topraklarının altında kalmasıyla ilgili bir şey yani şu anda. Hani gidip görmek istemiyorlar, gidip görmeleri zor. Gördünce de işte Osmanlı, Doğu despotluk falan diye beğenmiyorlar gibi bir şey. Yani oradaki minik bir anın içerisinde orada güya 15. yüzyıldan bir karakterin bir sanat eseriyle ilgili bir fikrinden 19. yüzyılın kültürel iklimine dair çok daha geniş bir şeyi böyle açıp çıkarabiliyorsun yani. James Le Hardy de yine böyle işte hani hem romanın bir sanat olarak saygınlaşmasıyla ilgilenen hem de bu az önce biraz bahsettiğimiz işte restorasyon, mimari, görsel sanatlar bunlarla çok aktif olarak ilgilenen insanlar. Şimdi tek tek böyle tezimden bölüm bölüm ilerlemeyeyim ama yani onların romanlarından da sanat eseri ve tarih ilişkisiyle ilgili başka yerden bulamayacağımız yeni şeyler öğreniyoruz. Ya aslında çok önemli bir şeyin altını çizdin. Hem işte romanın bir tür olarak 19. yüzyılın türü olmakta hem de dönemin şiirle ilişkisi bakımından söylediklerin çok kıymetli. Ben de buna şuradan bir katkı yapabilirim. 19. yüzyıl Türk edebiyatı bağlamında da sanat ve sanat eserlerinin edebiyatta görünümü oldukça önemli. Buraya iki noktadan yaklaşmak mümkün. Birincisi zaten 19. yüzyılda işte Tanzimat'la başlayan bir Osmanlı batılılaşma hareketi var ve bu hareket sadece işte orduyu yenileyelim, işte kılık kıyafet yenileyelim ne sınırlı kalmayan işte dalga dalga işte mühendislikten tıbba, edebiyattan şairin kimliğine, işte sanat eserlerine, müdeciliğe dair hani birçok alana sıçrayarak gelişmiş bir konunun altını çiziyor aslında bu durum. Burada aslında Türk edebiyatı bağlamında da tartışmaya değer oldukça önemli konular var. Bu konuda zaten belirli çeşitli makaleler, kitaplar da var. Servet Üfü'nün edebiyatı ve bu kuşak aslında artık tamamen Batı'yı özümsemiş, Batı'nın ne olduğunu anlayabilmiş. Çünkü daha önceki süreç aslında Batı ile hep uzaktan kaçak bir dövüş şeklinde gelişen bir çizgi var. İşte Namık Kemal'den, Diya Paşa'dan, Ali Tabi'den ve daha öncesinden bahsettim de. Bunlar Batı ile çok geç yaşlarda tanışmış ve hani orada yaşatılar dahi hani bu etkileşim daha sınırlı kalmıştır. Ancak artık Servet Üfü'nün yazarlarıyla bir görebiliyoruz ki bunlar artık Batı kültürüyle yetişmiş ve orayı özümsemiş. Erken yaşlarda hani Batı'yı görebilmiş, yerinde tanıyabilmiş kişiler. Bu döneme baktığımda da işte bu biraz yüzyılın sonuna da doğru hitabet eder. Türk edebiyatında işte bir furya var. Bu furyada işte özellikle tablo altına şiir yazma mesela geleneği var. Recaizade Mahmut Ekrem'le başlayan bir gelenek olarak bundan söz etmek mümkün. Kimi zaman bu Murat yine bir illüstrasyon olabiliyor. Bir şair o illüstrasyondan yola çıkarak bir şiir kalemi alıyor ve onu tabloyla beraber yayınlıyor. Bu da işte hem devre dair bir anekdot olması bakımından önemli. Hem de bir isimlere bakıyoruz. İşte Recaizade Mahmut Ekrem var, Ali Ekrem var, Cenab-ı Şahabettin var, Tevfik Fikret var. Yani bu isimler devrin büyük şairleri. Belki burada biraz ayrılıyor. Çünkü işte az önce de bahsettiğimiz şiir hem kadimliği bakımından hem de daha sanat durması bakımından Osmanlı aydınları içerisinde de ayrıca önemli bir konu. Çünkü roman daha çok Osmanlı aydınları tarafından özellikle ilk dönemde daha hikemi tarzda görülüyor. Nedir? İşte buradan bir ders vermek gerekir. İşte toplumu eğitmek gerekir. Bu eğitimi de bir romanla yaparız. İşte tatlı hikayeler anlatalım, mesajları olan hikayeler anlatalım ve bunu hani
toplumu geliştirmek için, toplumla batıyı buluşturmak için bir aracı olarak kullanalım görüşü hakim. Ancak şiir burada biraz daha farklı ve daha tanatsal bir yerde kalıyor. O tablo altı şiirlerde bunun aslında önemli bir temsilcisi. Bu da Batı'dakine paralel bir düşünce içerisinde işte sanat ile edebiyatın daha doğrusu sanat objesi ile edebiyatın daha da iç içe geçtiği ve yakınlaştığı bir nokta olarak düşünülebilir. Bu tarihte metinlerde zaten hem Batı edebiyatına yakınlığı hem Batı edebiyatının devrinde yakınıyla takip etmeleri bakımından da kıymetli isimler. Burada aslında hem senin de söyleyeceklerin önemli Yahya Kemal'den bahsetmem gerekiyor. Yahya Kemal'in de Resimsizlik ve Nesirsizlik isimli çok önemli bir makalesi var. Bu çok kısa bir makaledir ama söylediği şeyler Yahya Kemal'in hem yaptığı tespitler hem de aslında yaptığı tespitlerin onun için ne anlama geldiği bakımından da kıymetli. Yahya Kemal işte iki şeyin Türk entelektüelinin, işte Türk sanatının, Türk edebiyatının gelişmeninde ciddi bir engel olduğunu söyler. Bunlardan ilki işte nesirsizliğin yani Dünyadının Türkçe'de, Türkiye'de gelişmemiş olmasıdır. Çünkü dünyasında gelişmeyen bir millet işte romanla ancak bu kadar geç tanışır ve bu geç tanışıklıkla romanın bir tür olarak olgunlaşmasına çok ilerleyen tarihlere bırakır. İşte bu nedenle de bir de aslında bu insanlar nasıl konuşuyordu çok anlayamıyordu. 16. yüzyılda İstanbul Türkçesi nasıl bir şeydi? Bunu için elimindeki malzeme oldukça katıldı. Çünkü roman devrin dilini de yakinen gösteren çünkü diyaloglara işte oyunlar mesela diyaloglara ev sahipliği yapan unsurlar nesir yok da şiir dilinden bir devre dahi bir şey anlayamıyoruz. Bu hele ki divan edebiyatı bağlamında çok oldukça zor bir konu. İkincisi de resimsizlik. Resim işte çok önemli bir konu diyor Yahya Kemal. Ben diyor 15. yüzyılda bir İstanbul hanımefendisinin işte nasıl giyindiğini, neye benzediğini bilemiyorum diyor. Çünkü resim yok. Minyatürden bu tür şeyler çok oldukça kısıtlı bir şekilde hani bir görüş almak mümkün. 15. yüzyılda İstanbul sokakları nasıldı? 16. yüzyılda işte Galata Kulesi neye benziyordu? Mesela yangınlarda sürekli yenilenen ve sürekli formu değiştirilen kuleler, mimari yapılar mevcut. Bunlar daha önce neye benziyordu bilmiyoruz. Yani elimizdeki malzeme artık 19. yüzyıl, 20. yüzyıla ait bir malzeme. Yahya Kemal de buna dikkat çekmesi bakımından önemli. Burada tam da topu sana atayım. Sen de çünkü bu konudaki verdiğin örnekler çok kıymetli. Bu resimsizlik sadece Osmanlı'ya ve Türk edebiyatından mahsus bir şey mi sence? Batı'da da Avrupa'da da bu tür tartışmalar var mıydı? Şimdi o soruna cevap vermek istiyorum ama onun öncesinde söylediklerine ilgili de birkaç bir şey söylemek istiyorum. Şimdi bu hani mesela Servet-i Fünuncuların Batı eğitiminden hani tedrisatından güzel geçmiş olmaları ve orayı iyi özümseyip hani o batılı formları Türk edebiyatına getirme gayretleri yani hani zaten hani o konudaki kritik konsensüs o ama yine de hani tekrar bir vurgulamakta fayda var sanırım. İşte mesela bu tablo altı resim pardon şiir dediğin şey aslında hani kökü antik Yunan'a falan uzanan ekphrasis denen bir şey yani. Hani, kadim bir konu. Evet evet yani şey bu mesela hani Avrupa'da ya da daha spesifik olarak İngiltere'de aşağı yukarı 19. yüzyıla kadar eğitim demek yani mesela nasıl ki Osmanlı'da eğitim demek Arapça ve Farsça öğrenmek demek işte İngiltere'de eğitim demek antik Yunanca ve Latince öğrenmek demek. Çocuklara bu antik Yunanca ve Latince öğretmenin bir aygıtı da onların hani Latince ya da Yunanca olarak bir sanat eserini sözlü olarak anlatmaları falan filan gibi bir şey. Şimdi onun mesela 19. yüzyılda bunun en meşhur örneklerinin bir kısmını şair Keats veriyor. Ve yani mesela soneleri işte şey Grecian urn yani şey Yunan vazosu var. Ondan sonra Homer'i ilk defa okumakla ilgili bir sonesi var. Yine bu Parthenon'dan götürülen ve 19. yüzyılda adına Elgin mermerleri denen mermerler var. Şimdi yani hani bu sanat eserinin sözlü olarak anlatılması ve edebiyatta kendine yer bulması hani şöyle üstünden azıcık bile kazısan hemen şey olan bir durum yani Um,
tarihsel bağlamla, sanat eserin tarihi içerisinde anlamakla alakası olan bir şey. Yani bu Yunan vazosu şiirini düşünürsek, o şiirin aslında anlattığı şey, orada bana uzak bir kültür var ve ben bu kültürü anlayamıyorum. Çünkü tarihsel bağlamımız çok farklı. Ve hani sanat yoluyla kendimi bu hani zamanda benden çok uzak şeye